Sevgili çocuklar, bu ünitemizde çizgi grafiğini oluşturmayı ve okumayı öğreneceğiz birlikte. Onun için önce grafiklerle ilgili bir etkinlik yapacağız sizlerle. Evet, hep birlikte ekranımıza dönelim ve ekranda koşan arkadaşımızı izleyelim. Evet, çocuklar, burada arkadaşımızın belirli sürelerde ne kadar koştuğunun grafiğini göreceğiz. Önce mesafeye göre süreye bakalım. Mesafemiz 9 metre, süremiz 5 saniye. Mesafemiz 20 metre, süremiz 9 saniye ve 30 metrelik mesafede 17 saniye koşmuş arkadaşımız. Şimdi bu tabloyu grafiğe dönüştüreceğiz. Öncelikle yatay ve dikey sütunlarımızı oluşturacağız. Dikey bölüme koşma süresini saniye olarak ve yatay çizgimize de mesafeyi metre olarak yerleştiriyoruz. Evet çocuklar, mesafeyi 5'er metrelik aralıklarla yerleştirdik. Aynı şekilde zamanı da 5'er saniyelik dilimlerde yerleştirdik. Şimdi grafiğimizi oluşturacağız. Arkadaşımız 10 metreyi 5 saniyede koşmuştu. 10 ile 5'in kesiştiği yeri işaretliyorum. Daha sonra 20 metrelik mesafeyi 9 saniyede koşmuştu. 20 ile 9'un kesişim yerini işaretliyorum. Ve en son 30 metrelik mesafemizi de 17 saniyede koşmuştu. 30 metre ile 17 saniyenin kesiştiği yeri işaretliyorum. Şimdi grafiğimizi oluşturabilmemiz için noktaları birleştirmemiz gerekecek. İlk noktayla ikinci noktanın arasını çizeceğim önce. Evet, çizdik ve daha sonra ikinci noktayla üçüncü noktamızı birleştireceğiz. Böylece çizgi grafiğimiz ortaya çıkmış olacak. Evet çocuklar, şimdi de 1999 ile 2004 yılları arasındaki otomobil üretimini gösteren bir grafik oluşturacağız birlikte. Yıllara göre üretilen otomobil sayılarını birlikte izleyelim. 1998 yılında 240 bin otomobil üretilmiş. 1999'da 222 bin otomobil üretilmiş. 2000'de üretim sayısı 297 binmiş. 2001'de bu oran 175 bine düşmüş. 2002'de 204 bine yükselmiş tekrar ve 2003'te 294 bin otomobil üretilmiş. Şimdi bu tabloya göre yine çizgi grafiğimizi oluşturacağız. Önce grafiği çizebilmemiz için yatay ve dikey çizgilerimizi çizdik. Yatay çizgimize yılları yerleştirdik. Dikey çizgimize de üretilen otomobil sayılarını yerleştirdik. Evet, 1998 yılında üretilen otomobil sayımız 240 bindi. 1998'den 240 bine gideceğim ve burayı işaretleyeceğim öncelikle. İşaretlediğimiz noktayı belirginleştiriyoruz. Daha sonra 1999 yılında üretilen otomobil sayısını bulacağım sütunumdan. 1999 yılında üretilen otomobil sayımız 222 bindi. 222 bin şuralarda bir yere denk geliyor. 1999 ile 222 binin çizgisini birleştiriyorum ve birleştikleri yeri işaretliyorum. Daha sonra 2000 yılına geçiyoruz. 2000 yılında üretilen otomobil sayımız da 297 binmiş. 2000 yılıyla 297 bini birleştirdim ve işaretledim. 2001 yılındaki üretimimiz 175 binmiş. 2001 yılından dikey çiziyorum. 175 bini işaretliyorum ve noktayla gösteriyorum. 2002 yılındaki üretimimiz 204 binmiş. 2002 yılından 204 bine bir çizgi çiziyorum ve yine noktayla belirginleştiriyorum.
2003 yılındaki üretim sayımızda 294 bindi. 2003 ile 294 bini birleştiriyorum ve birleştikleri yeri belirginleştiriyorum. Evet çocuklar, şimdi noktalarımızı birleştirmeye geldi sıra. İlk yılımız 1998'di. Onun için birinci noktamdan çizmeye başlıyorum grafiğimi. Önce 1998 ve 1999 yılları arasındaki üretimi çizdim. Daha sonra 2000 yılındaki üretime bakıyorum. Şu noktada 1999 ile 2000 arasındaki çizgimi çiziyorum. 2001 yılında noktam burada ve buradan aşağıya doğru 2000 yılıyla 2001 yılını birleştiriyorum. Daha sonra 2001 ile 2002 yılını birleştireceğim. Ve en son 2002 yılıyla 2003 yılını birleştirerek çizgi grafiğimi oluşturacağım. Evet çocuklar, böylece grafiğimizi oluşturduk. Şimdi ekrandan bir grafik izleyeceksiniz ve size bu grafiğe ait bir öykü yazmanızı isteyeceğim sizden. Yazdığınız öyküyü de arkadaşlarınıza sunmanızı isteyeceğim. Evet, grafiğimizde zaman ve sıcaklık belirtilmiş. Buna uygun bir öykü yazarak arkadaşlarınıza sunmanızı istiyorum. Evet, başlayabilirsiniz çocuklar. Çocuklar, grafikle ilgili öykümüzü kimler hazırladı? Evet İdil, öykünü okur musun? Bana şıp değil. Ben bir küçük su buharıyım. Arkadaşlarımla birleşip bir bulut oluşturduk. Gökyüzünde geziniyorduk. Birden soğuk bir hava kütlesiyle karşılaştık. Ben çok üşüyordum ve şıp diye bir su damlacığı haline geldim. Ağırlaştığım için bulutlara tutunamadım ve şıp diye yeryüzüne düşmeye başladım. Yeryüzüne düşerken çok daha soğuk bir hava tabakasıyla karşılaştım. Adeta donmuştum. Bir kar taneciği olarak yeryüzüne düştüm. Önce üzerimden insanlar geçti. İnsanlar ayaklarıyla bana basıyorlardı. Derken az sonra kardan adam yapan çocuklar geldi. Beni yuvarladılar ve bir kardan adamın tepesine koydular. Bir gece orada kaldım. Ertesi gün gülümseyen güneşi gördüm ve ısınmaya başladım. Şıp diye yere düşüp akmaya başladım. Bir dereye ulaştım. Oradan da bir baraja geldim. Bir süre orada dinlendim. Sonra yolculuğum uzun tünellerde devam etti. Derken küçük bir kızın açtığı musluktan geçerek kendimi bir çaydanlığın içinde buluverdim. Küçük kızla çaydanlığı bir ocağın üzerine koydu ve ocağı yakıverdi. Her geçen dakika daha fazla ısınıyordum. Birinci dakikada sıcaklığım 10 dereceye, ikinci dakikada 38 dereceye ulaştı. Ben ve arkadaşlarım kabararak çaydanlığın içinde aşağıdan yukarıya doğru dans etmeye başladık. Sıcaklığımız arttıkça daha çok kabarıyor ve daha hızlı dans ediyorduk. Çaydanlığın sıcaklığı üçüncü dakikada 50 dereceye, dördüncü dakikada 70 dereceye ulaştı. Arkadaşlarım buharlaşıp tekrar gökyüzüne çıkmaya başladılar. Ben sonuna kadar burada kalmaya kararlıydım. Sıcaklık 5. dakikada 80 dereceye, 6. dakikada 98 dereceye ulaştı. Biz sıçrayarak kaynamaya başladık. 7. dakikada sıcaklığımız 98 dereceydi. Artık daha fazla ısınamayacağımı anladım ve buharlaşarak gökyüzüne çıktım. Şimdi yine arkadaşlarımla buluştum ve gökyüzünde bir bulut oluşturduk. Yolculuğumuza devam ediyoruz. Affedersiniz, ben size kendimi tanıtmayı unuttum. Benim sizler gibi bir adım yok ama siz bana şıp deyin. Evet, çok güzel bir öyküydü. Teşekkür ediyorum. Sevgili çocuklar, size daha önce bir araştırma ödevi vermiştim. Bu ödevi kimler yaptı? Evet Meryem. Öğretmenim, ben yıllara göre boyumu ve kilomu annemden ve babamdan öğrendim. Bu verileri bir tablo haline getirdim. Çok güzel. Başka? Evet İbrahim.
Öğretmenim, ben sitemizdeki otomobilleri renklerine göre tablo olarak ifade ettim. Çok güzel. Otomobili renklerine göre ifade etmiş arkadaşımız. Başka? Evet Burak. Öğretmenim, ben günlük meyve tüketimimizi bir tablo olarak ifade ettim. Çok güzel. Günlük meyve tüketiminizi yazmışsınız. Başka? Evet Yavuz. Öğretmenim, ben sınıf kitaplarımızdaki okunan kitap sayılarını bir tablo olarak ifade ettim. Çok güzel Yavuz. Evet arkadaşınız okunan kitap sayılarını tabloda ifade etmiş. Ne kadar kitap okunmuş? Birlikte bakalım çocuklar. Evet, Eylül ayında okunan kitap sayısı ne kadarmış? 135. Ekim'de? 192. Kasım'da? 188. Aralık'ta? 209. Ve Ocak ayında kaç kitap okunmuş çocuklar? 122. 122 kitap okunmuş. Evet, şimdi bu tabloyu yorumlamaya çalışalım birlikte. Evet, kim söyleyecek? Evet, İdil Sevgin. Öğretmenim, en çok Aralık ayında kitap okunmuş. Evet, arkadaşımız bize Aralık ayında okunan kitap sayısının en fazla olduğunu söylüyor ki tablomuzda bunu görebiliyoruz. Başka? Evet, Aykut. Öğretmenim, en az Ocak ayında kitap okunmuş. Evet, tablomuza göre Ocak ayında okunan kitap sayısı nedir çocuklar? En azdır. Şimdi bu tablodaki verilerimizi grafiğe aktaracağız birlikte. Onun için önce grafiğimizi oluşturmamız gerekiyor. Grafiğimize aylara göre kitap sayılarımızı yerleştiriyoruz. Eylül ayında okunan kitap sayımız 135'ti. Eylül ayıyla 135'i işaretledik. Daha sonra Ekim'de 192 kitap okunmuş. Ekim'le 192'yi birleştirdik ve Kasım ayında okunan kitap sayımız 188'miş. Kasım ayında okunan kitap sayımızı, Aralık ayında okunan kitap sayımızı ve Ocak ayında okunan kitap sayılarımızı noktalarla belirginleştirdik. Daha önce yaptığımız gibi ne yapacağız? Şimdi noktalarımızı birleştireceğiz. Eylül'den Ekim'e, Ekim'den Kasım'a, Kasım'dan Aralık'a ve Ocağa doğru grafiğimizi çizerek çizgi grafiğimizi ne yaptık? Oluşturduk. Şimdi bu grafiğimizi birlikte yorumlayalım çocuklar. Evet İdil. Öğretmenim, okunan kitap sayısı bir azalmış, bir çoğalmış. Evet, İdil'e göre okunan kitap sayısı bir azalmış, bir çoğalmış. Peki başka çocuklar? Evet Alp. Öğretmenim, okunan kitap sayısında en çok artış Eylül-Ekim aylarında olmuş. Evet, grafiğimize göre okunan kitap sayısındaki en çok artış Eylül ve Ekim aylarında olmuş. Başka? Evet Çağnur. Öğretmenim, okunan kitap sayısında en büyük düşüş Aralık ve Ocak aylarında olmuş. Çok güzel çocuklar. En büyük düşüşler Aralık ve Ocak aylarında yaşanmış. Başka çocuklar? Evet Meryem. Öğretmenim, Ekim, Kasım, Aralık aylarında okunan kitap sayıları birbirine yakın. Evet, arkadaşınız diyor ki Ekim, Kasım ve Aralık'ta okunan kitap sayıları birbirine yakın gözüküyor grafikte. Başka? Evet İbrahim. Öğretmenim, Eylül, Ocak aylarında okunan kitap sayıları birbirine yakın. Evet, grafiğimize göre Eylül ve Ocak aylarında okunan kitap sayıları da birbirine yakın. Başka ne söyleyebiliriz çocuklar grafik hakkında? Evet Burak. Öğretmenim, verileri rahatça okuyabiliyoruz. Evet, arkadaşınız diyor ki bu grafikten verileri oldukça rahat okuyabiliyoruz. Başka ne diyebiliriz? Evet Yavuz. Öğretmenim, veriler arasındaki karşılaştırmaları rahatça yapabiliyoruz. Evet, veriler arasındaki karşılaştırmaları grafiğimizde çok rahatlıkla yapabiliyoruz. Çünkü her şey net bir şekilde gözüküyor grafikte. Evet, başka ne diyebiliriz grafiğimizle ilgili? Evet İdil Sevgim. Birbirinden farklı değerleri rahatça görebiliyoruz. Evet, birbirinden farklı değerleri rahatça görebiliyoruz. Başka çocuklar? Evet Aykut. Birbirine yakın değerleri rahatça görebiliyoruz. Evet, değerler birbirine yakın olsa da grafiğimizde biz bunları rahatlıkla görebiliyoruz. Başka ne söyleyebiliriz? Evet İdil. Öğretmenim, verileri bir bütün olarak görebiliyoruz. Evet. Tabloda gösterdiğimiz verileri de grafikte bir bütün olarak ne yapabiliyoruz çocuklar? Görebiliyoruz.
Evet, şimdi bulduğumuz sonuçları defterlerinize yazın. Evet çocuklar. Bu ünitemizde tablo ve şema oluşturmayı ve bunları okumayı birlikte öğreneceğiz. Şimdi tablo ve şema ile ilgili bir anket yapacağız. Anketimizde trafik kazalarının bazı nedenleri ve bu kazalar sırasında yaralanma olup olmadığı hakkında bilgiler vermeye çalışacağız. Fakat bu anketi biz hayali olarak dolduracağız. Evet çocuklar, bir anket hazırlamanızı ve bu anketi hayali olarak doldurmanızı istiyorum sizden. Anketimizde trafik kazaları, yaralanan sayısı, yaralanmayan sayısı gösterilecek. Evet, anketimizi hemen hazırlayalım defterimize. Evet çocuklar, Alp anketini tamamlamış. Alp, anket bilgilerini bize de söyler misin? Ben arkadaşlarına da göstermek istiyorum yazdığın bilgileri. Evet, sen anketinde neler yazdın? Trafik kazalarının nedenlerinin bazılarını. Evet, trafik kazalarının nedenlerinden bazıları diyor arkadaşınız anketinin başlığına. Ben de hemen yazıyorum. Trafik kazalarının nedenlerinden bazıları. Nedenleri diyelim istersen biz buna. Evet, başka neler yazdın anketinde? Trafik kazalarının nedenleri. Evet, zannediyorum bir tablo halinde yazdın onu daha rahat okuyabilmemiz için. Evet çocuklar, ben de size tablo oluşturmaya çalışacağım burada. Alp bir tablo yapmış. Ben de tablomu size hemen çiziyorum. Evet, ne yazdın? Önce nedenlerini yazdın. Trafik kazalarının nedenleri. Bu nedenler nelerdir Alp? Kırmızı ışıkta geçmek. Bir saniye. Hemen yazıyorum. Birinci bölüme kırmızı ışıkta geçmek dedin. Evet, ikinci bölüme. Hatalı sollama. Hatalı sollama dedin. Evet. Aşırı hız. Üçüncü bölüme. Aşırı hız demiş arkadaşımız ve son olarak toplam. Toplam yazdım. Evet. Daha sonra ne yaptın? Yaralı durumu. Yaralı durumunu yazdın. Evet. Yaralanan. Yaralanan. Altına yaralanmayan. Yaralanmayan ve onların toplamı. Ve bunların toplamı. Evet Alp, bu hayali anketimizin sonuçlarını da söyler misin bana? Örneğin kırmızı ışıkta geçmek ile ilgili yaralanan, yaralanmayan ve toplamı söyle önce. Kırmızı ışıkta geçmekle ilgili 10 kişi yaralanmış. 10 kişi yaralanmış. 3 kişi yaralanmamış. 3 kişi yaralanmamış. Ve bunların toplamı 13. Toplamı 13. Peki, hatalı sollamada? Hatalı sollamada yaralanan 6. 6 kişi. Yaralanmayan 1 kişi. 1 kişi. Toplam ve toplamımız 7 kişi. Çok güzel. Peki, aşırı hızda? 10 yaralanan. 10 yaralanan var. Yaralanmayan var mı? Yok. Yok. Toplamımız? 10. 10 o zaman.
Evet, şimdi bunların toplamlarını da söylemeni istiyorum senden. Toplam, yaralanan toplamı nedir? 26. 26'dır. Yaralanmayan toplamı? 4. 4. Ve anketimiz kaç kişi üzerinden uygulanmış? 30. 30 kişi üzerinden uygulanmış. Evet çocuklar, Alp'e teşekkür ediyoruz yaptığı çalışmadan dolayı. Şimdi ekranımızdan gelecek olan veriyi okumak istiyorum size. Kadınların okur yazarlık oranı. Ülkemizin 1935 yılındaki okur yazarlık oranı %19'dur. Kadınların %10'u okuma yazma bilmiyordu. 1970'lerde ise okur yazarlık oranı %56 olmuştur. Aynı yıl kadınların okur yazarlık oranı %42'dir. 1999 verilerine göre okuma yazma oranı %80'lere ulaşırken kadınlarda bu oran %77'dir. Evet çocuklar, bu verilere göre kadınların okur yazarlık oranlarını yıllara göre gösteren bir tablo oluşturacağız birlikte. Evet, tablonuzu oluşturmanızı istiyorum. İsterseniz oranları size tekrar söyleyeyim. 1935 yılında kadınlar %10 okuma yazma biliyor. Toplam oran %19. 1970'te kadınların okur yazarlık oranı %42, toplam okur yazarlık oranı %56 ve 1999 yılında kadınların okur yazarlık oranı %72 iken tüm ülkenin okur yazarlık oranı da %80. Evet çocuklar, şimdi oluşturduğumuz tabloya bakalım. Ve bu tabloyu birlikte yorumlayalım. Evet çocuklar, tablomuzu dikkatle inceliyoruz ve yorumlamaya başlıyoruz. Evet, ilk yorumu kim yapmak istiyor? Evet Alp. Öğretmenim 1935 yılında Türk toplumunda okuma yazma oranı 100 kişiden 19 kişi okur yazarmış. Fakat 100 kadından 10 tanesi okur yazarmış. Çok güzel. Evet, bakıyoruz yıllara çocuklar. 1935 yılında ülkemizde sadece %100 kişiden 19 kişi okuma yazma biliyormuş ve bunların sadece 10 tanesi neymiş? Kadınmış. Peki başka? Evet Çağnur. Öğretmenim 1970 yılında toplumumuzun okur yazarlık oranı 100 kişiden 56 kişi okur yazarmış. Hı hı. Ama 100 kadından 42 kadın okur yazarmış. Evet, şimdi Çağnur'un yorumuna bakalım. 1970 yılında ülkedeki okur yazarlık oranımız %56 idi. Bu ne demekmiş? 100 kişiden 56 kişi okur yazarmış. Ve bunların sadece 42 tanesi neymiş? Kadınmış. Evet, başka çocuklar? Evet Meryem. Öğretmenim 1999 yılında toplumumuzda okur yazarlık oranı, hı hı, 100 kişiden 80 kişi okur yazar iken kadınlardan 100 kişiden 100 kadından 72 kadın okur yazarmış. Evet çocuklar, 1999 yılı verilerine baktığımız zaman toplumumuzda 100 kişiden 80'i okur yazarmış. Bu oran kadınlarda 100 kişiden 72 kişiymiş. Evet çocuklar, peki bu tablomuza göre okur yazarlık oranında yıllara göre bir artış olmuş mu? Evet İbrahim. Olmuş ama öğretmenim çok az olmuş. Evet, arkadaşınız diyor ki bu oran artmış ama istenilen seviyede değil, çok az bir artış var. Şimdi sizlerle bu ünitemizde aritmetik ortalama üzerinde duracağız. Öncelikle ekranımızdan gelen problemi okumak istiyorum ben. Öğretmen sanat hakkında sınıftaki öğrencileri gruplayarak proje hazırlamalarını ister. Resim sanatı projesini hazırlayan grubun proje sunumunu değerlendirmek amacıyla sunu değerlendirme formu doldurulur. Grup elemanlarından Enes'in notu 5, Mert'in notu 3, Altay'ın notu 4'tür. Bu notların aritmetik ortalaması gruba sunu notu olarak verilecektir. Acaba bu grubun aritmetik ortalaması kaçtır çocuklar? Evet çocuklar, bu grubu öğretmenleri aritmetik ortalama olarak kaç vermiş?
Öncelikle küplerimizle inceleyeceğiz bunu. Evet, probleme göre Enes'in notu kaçtı çocuklar? 5'ti. Bunun için 5 küp yerleştirdik. Mert'in notu 3'tü ve Mert için 3 küp yerleştirdik. Ve Altay'ın notu kaçtı çocuklar? 4'tü. Evet, bunların aritmetik ortalamasını bulabilmemiz için öncelikle toplamlarını bulmamız gerekiyor. Enes'in 5'ti, Mert'in notu 3'tü ve Altay'ın notu 4'tü. Şimdi bunu topluyoruz. Toplamımız kaç olur çocuklar? 12 olur. İşte bu toplamı kişi sayısına bölerek aritmetik ortalamayı bulabiliriz. Bizim kişi sayımız kaçtı? 3'tü. Toplamı 3'e böleceğim ve ortalamamız kaç çıkar çocuklar? 12'yi 3'e bölersem? 4 çıkar. Demek ki grubun notu kaç olacak bu durumda? 4 olacak. Şimdi bu küplerle yaptığımız işlemin sonucunu birlikte göreceğiz. Aritmetik ortalama notu hepsinin ne olacak? 4 olacak. Evet çocuklar. Şimdi aritmetik ortalama ile ilgili başka bir problem çözeceğiz. Öncelikle problemi sizlere okumak istiyorum. Bir ailede 3 çocuk haftanın 5 günü süt içmektedir. Birinci gün 6 bardak, ikinci gün 4 bardak, üçüncü gün 5 bardak, dördüncü gün 3 bardak, beşinci gün 7 bardak süt içmişlerdir. Bu çocukların 5 günlük süt tüketiminin aritmetik ortalaması kaçtır? Evet, problemi çözmek için öncelikle tahminlerde bulunalım. Evet çocuklar, Burak. Öğretmenim, 5 günlük süt tüketimini toplarız. Evet, arkadaşınız diyor ki 5 günlük süt tüketimini toplarız. Başka çocuklar? Evet Aykut. Öğretmenim, 5 günlük aritmetik ortalamayı bulacağımız için 5'e böleriz. Evet çocuklar, 5 günlük aritmetik ortalamayı bulacağımız için toplamı 5'e bölmemiz gerekiyor. Evet çocuklar, öncelikle ekranımızdan problemimizi izleyelim. Şematik olarak gösterilişini. Birinci gün içilen süt miktarı, ikinci gün içilen süt miktarı ve 5 günlük süt miktarı bize gösterilmiş. Şimdi de problemi tahtada çözmek istiyorum size. Ve siz ekranımıza bakarak bana içilen süt miktarlarını söyleyeceksiniz. Hemen tahtamızı temizleyelim ve işlemimizi yapalım. Evet çocuklar, birinci gün içilen süt miktarı ne kadardı? Kaç bardaktı? 6 bardaktı. İkinci gün? 4 bardaktı. Üçüncü gün? 5. Dördüncü gün? 3. Ve beşinci gün? 7. 7 bardak süt içilmiş. Bu içilen sütler kaç günde içilmişti çocuklar? 5. Demek ki toplamı kaça bölmem gerekecek? 5'e. 5'e bölmem gerekecek. Aritmetik ortalamayı bulabilmek için toplamı 5'e bölüyorum. Ve aritmetik ortalamamızın sonucu 5 çıkacak. Aferin size. Evet. Aritmetik ortalamamızın sonucu 5 çıkacak. Demek ki her güne düşen ortalama süt miktarı ne kadarmış? 5 bardakmış. Evet, ortalama süt miktarı 5 bardakmış. Evet çocuklar, aritmetik ortalama ile ilgili 2 tane problem çözdük. Şimdi bana aritmetik ortalamayı açıklamanızı istiyorum sizden. Nedir aritmetik ortalama? Evet İdil. Öğretmenim, verilen verileri toplar, veri sayısına bölerek aritmetik ortalamayı buluruz. Evet, verilen verileri toplar ve veri sayısına göre bölerek buluruz. Biraz önce yaptığımız örnekte olduğu gibi bardakları, süt bardaklarını topladık ve gün sayısına böldük. Evet çocuklar, sınıfımızdaki arkadaşlarınıza istatistiğin nasıl kullanıldığına dair bir rapor hazırlamalarını istemiştim. Neler hazırladınız öğrenmek istiyorum. Evet Alp. Öğretmenim, ben büyük bir şirketin 3 yıllık vergi istatistiğiyle ilgili bir rapor hazırladım.
Evet, 3 yıllık vergi istatistiğini içeren bir rapor hazırladığını söylüyorsun. Başka? Evet Çağnur. Öğretmenim, ben de Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2000-2005 yılları arasında eğitim bütçesiyle ilgili bir rapor hazırladım. Evet, aferin size. Evet çocuklar, siz bu çalışmaları yaparken ben de sizler için başka bir rapor hazırladım. Bu raporda Türkiye'deki kadınların iş gücüne katılım oranını belirttim. Evet, bunu size aktarmak istiyorum. Türkiye'deki kadınların iş gücüne katılım oranları son derece düşük, ne yazık ki. Erkeklerin %70'i, kadınların ise sadece %25'i iş gücüne katılabiliyor. 17 milyon erkek iş gücüne katılırken kadınların sadece 6 milyon 250 bini çalışıyor. Yani kadınların iş gücüne katılımı erkeklerin 3'te 1 seviyesinde. Devlet İstatistik Enstitüsü'nün verilerine göre 2004 sonu itibarıyla 5 milyon 600 bin kadın çalışırken 600 bin kadınsa işsiz çocuklar. Kadınlardaki işsizlik oranı %9,5 iken erkeklerde işsizlik oranının %10,5 olması kadın işsizliğinin daha düşük olduğunun kanıtını yaratıyor. Ancak bunun nedeni kadınların iş gücüne daha az katılıyor olması. Evet çocuklar, şimdi sizlerle birlikte olasılık üzerinde duracağız. Bunu bir etkinlikle yapacağız. Öncelikle içi görünmeyen bir torbamız var. Ve ben bu torbaya burada görmüş olduğunuz bilyelerden atmaya çalışacağım. Bunun için 8 tane kırmızı, isterseniz birlikte sayalım. Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Çok güzel. Ve 4 tane turuncu. Evet. 1, 2, 3, 4. Ve 2 tane de sarı bilye koyuyorum. 1, 2. Görebiliyor musunuz? Hayır. Göremiyorsunuz. Evet çocuklar, öncelikle çekiliş yapacağız ve çekilişte kırmızı, turuncu ve sarı bilyelerin çekilişe çıkma ihtimali üzerinde birazcık tartışacağız. Evet, bu konuyla ilgili ne söylemek istersiniz? Evet Meryem. Öğretmenim, kırmızı bilyenin çekilişte daha çok çıkma olasılığı var. Çünkü kırmızı bilyenin sayısı daha diğerlerinden daha fazla. Evet Meryem diyor ki kırmızı bilyenin ilk çekilişe çıkma olasılığı daha yüksek çünkü sayısı diğerlerinden fazla. Başka? Evet İbrahim. Öğretmenim, sarının çekilişte çıkma olasılığı çok az çünkü sayısı diğerlerine göre daha az. Evet çocuklar, sarının çıkma olasılığı daha az çünkü sayısı daha az diyor arkadaşımız. Başka? Evet İdil Sevgin. Öğretmenim, turuncu bilyelerin çekilişte çıkma olasılığı biraz var. Çünkü kırmızı kadar çok değil ve sarı kadar da az değil. Evet, çok güzel tahminlerde bulundunuz. Arkadaşınız da turuncunun da çıkma ihtimali var. Kırmızı kadar çok değil ama sarı kadar da az değil diyor. Evet, şimdi bilyelerin renklerine göre sayılarını tespit etmek için önce size bir tablo hazırlayacağım. Ve çekilişe göre bu tablomuzu doldurmaya çalışacağız. 3 rengimiz vardı. Onun için tablomu 3'e ayırıyorum. Ve hemen renklerimi yazıyorum. Kırmızı rengimiz vardı. Başka? Turuncu. Turuncu vardı. Ve bir de? Sarı. Sarı vardı. Evet çocuklar. Tablomu oluşturdum ve şimdi 20 kere çekiliş yapacağız ve her çekilişin sonunda çıkan bilyenin rengini tablomuzun üzerine işaretleyeceğiz. Evet, ilk çekilişi yapıyorum. Siz bana rengini söyleyeceksiniz. Evet, ilk rengimiz kırmızı. İlk rengimiz kırmızı. Şimdi içine atıyorum tekrar ve kırmızının sütununu işaretliyorum. Şimdi ikinci çekilişimizi yapalım. İkinci çekilişi T. Rengimiz yine? Kırmızı. Kırmızı çıktı.
Evet çocuklar, üçüncü çekilişimizde renk sarı. Demek ki sarıyı işaretliyorum ve hızlı hızlı devam ediyorum. Kırmızı. Kırmızı 4 oldu. Kırmızı. Yine kırmızı. Evet. Kırmızı. Yine kırmızı çıktı. Kaç çekiliş yapmış olduk? 6 çekiliş yapmış olduk. Evet. Kırmızı. Yine kırmızı çıktı. Biraz sallayalım torbamızı. Ve? Sarı. Sarı. Kırmızı. Kırmızı. Bu arada çekil sayısında da takip edin çocuklar. Ben yazmıyorum. Evet. Turuncu. Turuncu çektik. 2, 4, 6, 8, 10 çekiliş yapmış olduk. Turuncu. Turuncu çıktı. Evet. Kırmızı. Kırmızı. Evet. Turuncu. Turuncu çektik yine. Bu arada 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 çekilişimiz olmuş. Kırmızı. Evet. Sarı. Sarı. Turuncu. 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 Turuncu çıktı yine. Çekil sayımızı takip ediyorsunuz değil mi? Kırmızı. Kırmızı. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ve son 2'yi çekiyoruz çocuklar. Sarı. Sarı. Ve son olarak sarı. Sarı çıktı. Evet çocuklar. Tablomuzu oluşturduk. Tablomuzda en fazla hangi rengimiz var? Kırmızı öğretmenim. Diğer ikisi de eşit. Evet çocuklar. Daha önce tahmin ettiğimiz gibi çıktı aslında sonuçlar. Biz en çok kırmızının çıkacağını tahmin etmiştik. Evet, tablomuzda da en fazla kırmızı rengimiz var. Daha sonra turuncu ve sarının geleceğini söylemiştik. Ama çekiliş sırasında turuncu ve sarılar eşit miktarlarda çıktılar. Evet, böylece basit bir olayın olma ya da olmama ihtimalini deney yaparak bulmuş olduk ve sonucu yorumladık. Evet çocuklar, şimdi olasılıkla ilgili yeni bir etkinlik yapacağız. Bunun için leğenimiz, leğende suyumuz, bir tahtamız ve 1 YTL'lik metal paralarımız var. Ve tahta parçamızı suyun üzerinde yüzdüreceğiz. Batıp batmadığını kontrol edeceğiz. Evet, öncelikle hemen parçamı suyun üzerine koyuyorum. Yüzer mi, yüzmez mi diye de soruyorum. Evet çocuklar. Evet Yavuz. Evet öğretmenim, tahtamız suyun üzerinde yüzüyor. Evet çocuklar, şimdi bu tahta parçasının batma ya da batmama ihtimali üzerinde durmak istiyorum. Bunun için metal 1 YTL'lik paramız var elimizde. Eğer bu parayı koyarsak ne olur? Evet Alp. Öğretmenim, tahtanın üzerine tahta parçasından daha ağır metaller koyarsak batar. Evet, deneyelim. Evet. Evet, bunun için yorumu olan var mı? Evet Aykut. Öğretmenim, tahtamızın yüzüne madeni paralar koyarsak tahtamız ağır olur ve batar. Evet çocuklar, bir tane koydum. Bir tane daha koyuyorum. Evet, bununla ilgili konuşmak isteyen var mı? Evet Edin. Öğretmenim, paraları dengeli koyarsak batma olasılığı uzar. Evet, arkadaşınız doğru söylüyor. Paraları dengeli koyarsak batma olasılığı uzar. Ama sanırım ben dengeli koyamadım. Onun için ikinci para da benim tahtam.
Battı çocuklar. Evet, şimdi olasılıkla ilgili yeni bir etkinlik yapacağız birlikte. Evet çocuklar, bir ekleşi yapmaya ne dersiniz? Evet. Evet, yapalım mı birlikte? Eğlenceli olur mu sizce? Evet. Olur değil mi? Eğlenceli olur. Peki yine ikişerli ve üçerli gruplara ayrılacağız ve bilek güreşi yapacağız. Bu grupta kim kazanırsa onu birinci ilan edeceğiz. Üç gruptan birinci gelenleri. Evet, isterseniz hemen bilek güreşi yapmaya başlayabilirsiniz. Evet çocuklar. Evet Çağnur, Meryem'e dönüyorsun. Evet, bilek güreşinin nasıl yapılacağını biliyorsunuz. Dirseklerinizi tamamen dayıyorsunuz. Evet. İdil sevgim, senin rakibin biraz güçlü ama evet, idare edeceğiz. Evet çocuklar, Aykut ve İdil sevgimin güreşini izlediniz. Sizce bu bilek güreşi adil bir güreş miydi? Evet Alp. Hayır öğretmenim, hepinizin yaptığı bilek güreşi adildi ama fakat bu adil olmadı. Evet, adil olmadı. Neden? Neden adil bir bilek güreşi değildi? Aykut'u ve İdil'i tanıyorsunuz. Evet Çağnur. Çünkü Aykut'un kas kuvveti daha çok gelişmiş. Evet çok güzel. Çünkü Aykut'un kas kuvveti İdil'e göre daha gelişmiş. Evet çocuklar, öğrendiğiniz konuları çalışma kitabınızdaki örneklerle daha iyi pekiştirebilirsiniz. Böylece matematik programımızı tamamlamış olduk. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.